Merhaba. Ne zaman? Haziran'a kadar Haziran mahkumasını aldım. Çok güvenli, tam gazetemem. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Epoman değil mi? Emeyo. Başarılarından bu şimdi üniversite hazırlıkta değil mi? Kafa kesin. Kolay gelsin. Hayırlı geçmiş olsun. Burada mı oldu? Ha? Evet. Geçecek. Bugün geçecek, evet. Geçecek. Hocam, spor sesi. Benim annem ikametin kollarında sekreter. Ömer Bey'in belki. Aaa! Hemen hanımla. Tebrikler. 15 futbol takımımız. Evet, Cemal Bey'in spor kurumunda 10 taneye yakın Uluslararası takımımız var. Ayrıca Temel Eğitim Grupları'nız var. 4 tesisimizde yıl boyu eğitimlerimiz devam ediyor. Uluslararası takımlarımız yerel liglerde mücadele ediyor. 15 mi? Bunlar 15 sayın ekibim. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Öncelikle ben Yan Bey özelinde bir şeyler söylemek istiyorum. O bizim bir kardeşimiz, mahalle şuramız, aynı zamanda o bir Antepli ve şu an Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan şu an için milletvekili aday olarak Gaziantep'imizi temsil etmek üzere burada. İnşallah önümüzdeki süreçte spor adına çok güzel şeyler yapmak üzere bizleri temsil edecek. Zaten her platformda, yalnızca futbolda değil arkadaşlar. Sporun tüm branşlarında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmasa ben burada açıkça söylüyorum hakikaten bu bir gerçek. İnanın şu tesislerin %80'i yapılmaz. Mevcut faydalandığınız tesisler işte bu kardeşimizin, bu vekilimizin şu an onun talimatlarıyla yapılmakta ve çok güzel tesisler sizlerin emrine sunulmakta. Bunun yanı sıra Sayın Şehit Kan Belediye Başkanım, biliyorsunuz futbol adına 4 tane sahamız şu an Şehit Kan Belediye'mize ait ve standartlara uygun. Ona huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz inanılmaz destek alıyoruz Zıplan Bey'den ve yanına gittiğimizde hiçbir zaman sizlerin adına bir şey talepte bulunduğumuz zaman oradan hiç elimiz boş dönmedik. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Abdülkadir Başkanımın dediği gibi bizim ailemiz de ayrılık yok. Yapmış olduğumuz mesele şu, milletin kaynağı, milletin evladına hizmet ediyor. Öncelikler sırasını belirlemek de doğru orantılı bu iş. Tabii bu iş benim işim değil, kenara çekilebiliriz biz belediye olarak ama biz bu işleri yaparken de sağ olsun teşkilat başkanımızdan destek alarak biz bu işleri yaptık. Amacımız da bizim bu gençlerimize daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sunmak. Tabii hakikaten tüm Türkiye'deki böyle bu organizasyonların başında olan bir kardeşimizin bugün inşallah sizlerin desteğiyle parlamentoda olması spor adına çok büyük değişikliklere imza atılması demektir. İnşallah biz parlamentoya gönderdikten sonra daha sık buralarda bunu göreceğiz ve daha fazla meselemizi hızlı bir şekilde çözeceğiz bize inanıyorum. Biz Gaziantep'i çok iyi biliyoruz çünkü atadan babadan hepimiz Antepliyiz yani. Bütün ailemiz, bütün büyüklerimiz burada. Biz memleketimize hizmet etmek için başka bir birimde, başka bir bölümde Ankara'da bulunduk bugüne kadar. Bugünden sonra inşallah Allah nasip ederse 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'miz, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı olarak seçti. AK Parti olarak da daha güçlü bir şekilde iktidara devam edersek artık milletvekili olarak sizlere hizmet etme yolunda elimizden geleni yapacağız. Meslekler zamanı kuvvet çalışmalarını artırmak adına kondisyonla ilgili olarak kardiyo için ne gerekiyorsa yani bunu daha önce birkaç tesisle yapıyorduk. Şimdi tamamen burada hem crossları yapabileceği şekilde hem ağırlık çalışmaları yapabileceği şekilde farklı makinelere yapıyoruz. Şu yardımcı bir an önce bitirirsek o bir temsilde ben de o ilk ihtiyacım hocada yenisini yapacağım.